Arkadaşlar merhabalar. Bugün Eri ile beraber birlikteyiz. Kendisi bizim burada takedown hocamızdır. Kendisi bir eski judocu, o yüzden onu kullanıp bugün takedown göstereceğim. Komik olacak ama neyse artık. Bugün arkadaşlar size bir yere çalma hareketi göstereceğim. Bu çok basit bir hareket aslında. Önce ne yapacağımı göstereyim size. Buradan başlayacağız. Rakibi aşağı yeterince çektikten sonra onu işte buradan yere indireceğiz. İndirdikten sonra bazı şeylere dikkat edeceğiz ki buradan kaçamasın. Sonra buradan dövüşmeye devam edeceğiz vesaire. Şimdi arkadaşlar, daha önce herhangi bir dövüş gördüyseniz, yani filmlerden falan bahsetmiyorum, bir kavga falan gördüyseniz çok büyük ihtimalle kavganın şuraya gideceğini göreceksinizdir büyük ihtimalle, değil mi? Yani birisi mutlaka önce kavgaya başlarlar, bir iki yumruk atarlar, ondan sonra buraya gelirler vesaire. Veya bazen birisi işte daha kuvvetlidir, ilk önce o kendisi erişir, kafasını aşağı yer vesaire vesaire. Bu arkadaşlar aslında çok doğal olarak, böyle yani hiç dövüş çalışmamış birisinin bile yaptığı bir hareket olsa da biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü birisi bundan tutarsanız, ve etkili bir harekettir bu arada, onu aşağı düşürseniz bile düştükten sonra çok büyük ihtimalle, bunu ben kavgalarda çok gördüm, buradan dışarı çıkabilir. You can come out from there. Yani ondan sonra şimdi kendisi üste geçmiş olacak. Sonra ben şimdi aşağıdayım, kendisi buradan bana şimdi dövmeye başlar. You know? O yüzden burada dikkatli olmak lazım. Bu kontrol aslında, ya pek çok yerde hemen mesela bir self defense tekniği öğretildiği zaman hemen buradan başlarlar. Sanki çok etkisiz bir teknikmiş. Bakın birisi bize bunu yaptığı zaman hemen kaçabiliriz falan gibisi, ama aslında arkadaşlar bence hiç de öyle küçümsenecek bir hareket değil. Bence çok etkili bir hareket. Özellikle ben de size bugün bir iki detay verdikten sonra daha bile etkili olacaktır. Yani hiç başınıza geldiği zaman falan birisini böyle kontrol edebilirseniz eğer, mesela nasıl gelebilirim buraya? Önce bir iki yumruk atarım. Bir iki yumruk attıktan sonra buraya gelip aşağı çekebilirim mesela. Veya direkt burada herhangi bir, mesela diyelim rakibim belki rakibim ona bu tarz bir şeyler falan yapıyor. Buradan direkt kendim girebilirim. Hani bu tarz zaman harcarken, yani bana bir şeyler yaparken kendim direkt içeri girebilirim, sarılabilirim. Genelde ben içeri girecek olursam güçlü kolum kafasını tutsun istedim. Ben sağ kollu oldum, sağ el olduğum için. Öbür elimde de ama kafayı sadece tutmaktansa arkadaşlar kolu da tutacağız. Öyle bir özel şey yapacağız bugün, detay ekleyeceğiz. Yani mesela diyelim ben bir iki yumruk attım, içeri girdim. Buradan şimdi bir taraftan kolu tutarken bir taraftan da kafayı aşağı çekeceğim, tamam mı? Buradaki kilit çok önemli. Eğer bunu yapamazsanız, mesela şu şekilde tutarsanız, yine kafası çıkarsa arkama geçebilir. Ama buradan eğer rakibi iyi tutarsa, mesela bir el burada, bir el kafada olabilir. Eğer yeterince imkanınız varsa iki el de burada olabilir. Mesela bir tanesini alta atabilirim. Yeter ki bu kol buradan çekemesin. Şimdi bu self defense olduğu için sonuçta şey değil, judo güreş değil. Self defense sonuçta. O yüzden bunu buradan çektikten sonra bir taraftan aşağı çekip bir taraftan da ayağımla bloklayabilirim onu. Ayakla blokladıktan sonra onu yeterince çekip bir taraftan da hatta kalçamla bump edebilirim, etmeyebilirim, sorun değil. Bunu çekip döndükten sonra bu, şimdi önemli olan şu. Önemli olan onun beni buradan buraya atamaması. O yüzden yere düşer düşmez hemen, yani kıçımı üstüne tutmayacağım kesinlikle, arkaya eğilmeyeceğim. Hemen öne eğilip ileriye kaymaya başlayacağım. Yani ağırlık merkezi benim popom olduğu için onu koltuk altına doğru beslemeye başlıyorum burada. Eğer buradan beni kaldırmaya çalışırsa, tabii öbür elimle de sürekli bunu kontrol etmem lazım kolunu. Kolunu göğsüme veya göbeğime doğru sürekli çekip göbeğimi de ileri ittiriyorum buradan. Öbür elimle de, hatta burayı yeterince girdikten sonra elimle de kendi dizimin altını buradan kap edeceğim. Tamam? Ve burada aşağıda tutmaya çalışacağım kendimi. Şimdi evet, can you some power like lift me up, left and right? It should be much harder. Like, pardon. Buradan biraz zor olacaktır. Yani şuna göre can you do that again? Buradan çok daha kolay gördüğünüz gibi. Ama buradan aşağı kayarsam, kolunu kontrol edersem, buradan kap edersem, sürekli aşağı doğru kaymaya da devam edersem, göğsümü de ve belimi, midemi de ileri doğru ittirirsem buradan, tabii ki çok daha fazla ağırlaşacağım. Bunu artık kontrol ettikten sonra arkadaşlar, gerisi buradan tutabilirsiniz, önce sakinleşmesini söyleyebilirsiniz eğer zarar vermek istemiyorsanız. Rakibe vurmanız gerekiyorsa vurmaya devam edebilirsiniz. O sizi buradan vurabilir gibi gelir. Eğer buradan vuruş falan hissederseniz eğer kafanızı saklayabilirsiniz, bir süre sorun değil. Siz ona çok daha ağır vurabilirsiniz. Gerekirse eğer buradan kolunu kontrol altına alabilirsiniz. Buradan bazı yapabileceğimiz pes ettirme hareketleri var. Mesela buradan ayağımla basabilirim. Veya buradan alttan veya işte şu şekilde kontroller vesaire var. Onları yapabilirsiniz buradan. Ama en basit şekli yani buradan tutmaya devam edebilirsiniz. Belki garanti olsun diye kolunu buradan kullanıp bir taraftan işte vuruş, bir taraftan kontrol veya öyle bir durum varsa yardım çağırabilirsiniz. Bana gelin yardım edin, yakalayın şu adamı gibisinden hani. Mesela özellikle güvenlik memurları vesaire. Çok etkili bir kontrol yöntemiyle daha sonra. Bir kere daha şöyle hareketi komple yapalım. Belki ilk önce kendimi savunuyordum. Ya kendim clinch'e girdim veya da bir iki yumruk attıktan sonra içeri girdim. Kafa ve kolu ikisini de aşağı çekiyorum burada. Burada direkt güç kullanabilirsiniz arkadaşlar. Self defense olduğu zaman direkt güç kullanıp ayağımla bir taraftan da blok yapmaya çalışacağım. Önüme kaçamasın diye. Bom. Buraya geldikten sonra hemen aşağı kaymaya başlıyorum. Yukarıya düşemem. O beni kaldırır çünkü. Koltuğun altına doğru girip kolu sürekli yukarı çekip buradan da böyle yakalıyorum. Yakaladıktan sonra ya sakinleşmesini söyleyeceğim. Ben olsam büyük ihtimalle bunu yaparım. Tamam birader sakin ol. Eğer baktım ki sakinleşmiyor, bir iki tane vurabiliriz kafasına vesaire. Eğer illa bitirmek istiyorsam buradan güç kullanıp bitirme hareketleri var veya buradan işte artık bazı yapabileceğim submission hareketleri var. Mesela ayağımla basarak, kolunu yakalayarak, buradan hatta farklı işte böyle armbar hareketler falan var. Yapabileceğimiz çok şey var burada. Yani önemli olan sonuçta şimdi aşırı advanced olan şeyler değil. Sadece buradan kontrol. Artık rakibi bitirene kadar buradan devam. Veya işte artık baktaki olacak gibi değil. Buradan daha üstün pozisyonlar alıp dövüşmeye de devam edebiliriz. Okay. Umarım yardımcı olur. Dediğim gibi genelde küçümsenen bir hareket şekli. Genelde küçümsenen bir hareket şekli. Hani böyle ya kafasını tuttun mu hemen kaçar. Jiu-jitsucuların böyle küçümsediği bir hareketler ama bu tarz hareketlere özellikle belirli detaylar ekleyebilirsek çok etkili hale de getirebiliriz. Aynı şekilde self defense uzmanı olan arkadaşlar da dikkat etsinler. Birisi böyle kafanızı yakaladığı zaman falan bunlar tehlikeli olaylardır. Böyle küçümsenecek şeyler değil. Okey. Teşekkürler Eri. Thank you man. Sizi tekrar görmek çok güzel. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım video yardımcı olur. Hoşçakalın. Bye bye. Asas.